Abi, abi çekimdeyiz. Eyvallah. Of. Ben baştan başlıyorum. Bunu %100 yayınlayalım yani. Olur mu? Olmaz olur mu ya? Yani? Benim yani. Herkese merhaba. Ben Halit. Bugün ATV YouTube kanalının sorularını cevaplamak için buradayım. İlk sorumla başlayayım. Sette ilk günün nasıldı? Hemen bunu şöyle revize etmek istiyorum. Sette ilk ayın nasıldı diye revize etmek istiyorum. Çünkü çok zor sahneler çektik ve bunu bir ay boyunca yaptık. Çok duygusaldı, yorucuydu, sıkıntılı ve zor diyebileceğimiz sahneler vardı. O yüzden bizi mental olarak çok yordu ama bir o kadar da birbirimize bağladı diyebilirim. Sence Kadir nasıl biri? Of, zor soru. Bence Kadir hayatını çok içine hapsetmiş biri. Kendini özgürleştiremeyen yalnız biri. Kadir ile benzer yanlarınız var mı? Var, olmaz olur mu? Bir kere asabilik bizim serimizde var. Zaten direkt Halit'ten Kadir'e geçen en büyük özellik bu asabiliği. Ya belki benim yerime başkası canlandırsaydı bu karakteri bu kadar asabi şekilde yönlendirmeyebilirdi. Ama benim tercihim bu yönde oldu. Kadir'in en çok hangi huyunu, özelliğini seviyorsunuz? Kadir'in en çok... hangi özelliğini seviyorum? Bir sürü özelliğini seviyorum tabii ki ama en çok hangisi sevdiğimi biraz düşünmem lazım. Ah buldum. Kadir'in en çok kadınlara karşı olan şaşkınlığını seviyorum. Yani o asabiliğin, o sinirin, o düzlüğün altında yatan o bir andaki şaşkınlık yani inanılmaz bir olay ve sette ortaya çıkan bir şey. Yani karakterin kendi için ortaya çıkan bir şey. Benden geçen bir şey değil, o yüzden çok değerli bir olay. Kadir'in en çok sevdiğin repliği ne? Ya Kadir genel olarak zaten insanları kontrol altına almakla, doğru yolunda tutmakla mükellef olduğu için hani... Bir de ağzının payını vermekle mükellef olduğu için şey diyebilirim ya, saçma sapan konuşma Aybike diyebilirim. Halit olarak Kadir'e bir tavsiyede bulunsan ne dersin? Sakin ol koçum derim, bir tane yumruk yerim otururum. Setin en düzenlisi herhalde Fadik. Acayip nizami, yani yemeğini getirir, yanında özel ısıtıcısıyla geliyor sete yani. Hani bu arada kendini ısıtmak için değil, yemeğini ısıtmak için taşınabilir mikrodalga gibi bir şey var yani. Acayip saygı duyuyorum. En gecikeni... Setimizde geciken yok ya. Yani geç kalan asla kimseyi görmedim. Mükemmelsiniz. En tez canlısı sorunca yani bu sorunun cevabı kesinlikle hani benim yani. Kardeşleriniz var mı? Onlarla aranız nasıl? Ailenizin haşarı çocuğu musunuz? Evet, bir tane ablam var. Ablamla aram çok iyi demek isterdim ama sürekli kavga ediyoruz ve evet ailemin haşarısı yaramazı benim. Acayip bir set anınız oldu mu? İlk bölümü çekiyoruz. Yiğit'le bir sahnemiz var, Ömer'i oynayan arkadaşımız, benim yakışıklı kardeşimle. Çok zor bir sahne vardı, gasilhane sahnesi ve babamızı yıkıyorduk o sahnede. O sahneyi çekmek için biz çok odaklanmıştık işte, bir saat uzak durmuştuk, karavanda oturmuştuk, müzik dinlemiştik, kimseyle konuşmamıştık. Sahneyi çektikten sonra hiç unutmuyorum, bütün set ekibi ekipmanlarını bıraktı. Olduğumuz yerden dışarı çıktılar, hava aldılar. Ya hayatımda asla unutmayacağım bir şey. Yani herkes o kadar üzülmüştü ki işte ağlayanı vardı, bize gelip teşekkür edeni vardı, kendine gelemeyeni vardı o gün. Çok güzel bir gündü yani. O acayip set anımı unutmayacağım. Gülmekten çekmeye zorlandığın bir sahne oldu mu? Ya da çekerken aşırı duygulandığınız bir sahne oldu mu? Bunların ikisi de oldu. Gülmekten çekemediğim bir tane değil birçok sahne oldu. Garip bir enerji var aramızda. Yani buradan bu arada amcamı oynayan Cüneyt Mete'ye de çok selamlar. Onunla sahne çekemiyoruz yani. Ben onu gördüğüm an gülmeye başlıyorum. Bu bir problem. Ya da çekerken aşırı duygulandığınız bir sahne. Bu da oldu tabii ki. Çekerken aşırı duygulandığım birçok sahne oldu. Çünkü bizim yaptığımız iş dram seviyesi gereği zaten... Yüklü bir duygusallık gerektiriyor ve her sahne bizi etkiliyor. Sette sizi en çok kim güldürüyor? Cüneyt Mete. Cüneyt abi. Acayip güldürüyor beni ve hani kendisi zaten çok komik biri, çok eğlenceli biri. Ama bunları yaparak değil, sadece olduğu yerde durarak beni güldürüyor ve bitiyor olay orada yani. Bu kadar. Çocukluğunuza dair en çok özlediğiniz şey nedir? Temiz olmak herhalde ya, temiz kalmak. Düşünerek yorulmamak. Özgür olmak yani. Çünkü yaş aldıkça insan deforme oluyor ve bu da bir problem. Çocukken en sevdiğin oyuncak. Asla unutmuyorum. Bir tane Action Man'im vardı. Üstünü değiştirebiliyordum. Her şeyi yapabiliyordum onu. Yani takım elbise giydirebiliyordum. Bir anda Amazon dövüşçüsü yapabiliyordum. Action Man'deki bu değişiklik benim hoşumuydu. Herhalde oyuncu olma isteğim de buradan geliyor. Yani sürekli farklı şeyler canlandırma, sürekli farklı şeyler gerçekleştirme isteği.
Hemen oyunculuğuma da bağdaştırarak olayı bir bütün haline getirdim. Kişiliğinizi en iyi tanımlayan hayvan. Sokak köpeği. Yani benim kişiliğimi en iyi tanımlayan hayvan sokak köpeği. Direkt olarak benim tanımımdır. Ben kendimi sokak köpeğine benzetirim. Sokak köpeklerinin özelliği hani daha böyle onlara kışt kışt yaparlar işte ne bileyim. Belki bir tane viral video vardı izlemişsinizdir. Hani böyle bir sokak köpeğine kamera takıyorlar 24 saat ve onun gözünden ne yaşadığını görüyoruz. Aynen öyle yani hani sevgiye daha çok muhtaçtır. Daha fazla sadıktır sevgi gördüğü yerde. Birazcık kirlidir tipleri çünkü evde beslenmediği için. Kendime benzetiyorum yani hem dışsal hem içsel olarak sokak köpeğini. Rezil oldum dediğiniz bir an var mı? O kadar fazla var ki. Çok rezil oldum ya. Hangi birini anlatabilirim ki? Bir tane güncel anlatayım ya. Kendimi de çok rezil etmesem mi acaba diye düşünüyorum bir yandan. Şimdi şöyle bir anımız oldu. Ben evde bir tane benim işte şeyim var. Barfix çubuğum var. Kapının üstünde bir barfix çubuğum. Onu oraya yani koyana kadar o kadar fazla uğraştım ki yani artık kapı yaralandı. İşte çekiçle vurmaktan elim ağrıdı, belim ağrıdı. Neyse ben onu bir şekilde oraya yaptım yani. Oraya sabitledim. Sonra bir gün bir tane arkadaşım geldi bize. Ondan sonra bana dedi ki Halit dedi ya bu sağlam mı dedi ben bir şey yapayım mı dedi. Tabii ya dedim tabii ki sağlam dedim. Bir tak sırtımın üstüne bir düştüm. O kadar sert düştüm ki sırtımın üstüne. Ya o kadar kötü düştüm ki anlatamam. Kolum hala yara bu arada. Ve 15 dakika ilk söylediğim cümle şey olmuş hani. Ne olur hastaneye gidelim. Ne olur şu an hastaneye. Ben belimi kırdım falan demişim. Asla tabii. Allah korumuş oldu beni ama ya o kadar rezil oldum ki o an. Ya o kadar utandım ki. Gün içinde en çok kullandığın kelime nedir? %100. %100 benim lafım yani. Hani bir şey oldu herhangi bir şey yani. İyi misin? %100. Hani o an her şeyimle %100. İşe gelecek mi? %100. Ya şuraya gidelim %100. Hani en çok kullandığım şey %100 diyebilirim. Kelime değil de laf sözü diyebilirim. En çok nerenize ya da neyinize iltifat alırsınız? Ses tonumu alırım. Ya genelde insanlar ses tonuma iltifat ederler. Yani şey demiyoruz çünkü çok uzunsun ya. Bu arada buradan bir şeye yani bunu kesinlikle yayınlayalım. Bunu %100 yayınlayalım yani olur mu? Bir probleme artık açıklık getirmek istiyorum. Ya şöyle bir şey var. Ben ilk yani oyunculuk deneyimimi yaşadığımda birisi internete şey yazmış. Boyu 1.76 yazmış. Sonra sürekli insanlardan mesaj alıyorum. İnsanlardan yorum alıyorum. Boyumun hani dizide göründüğüyle yani nasıl bir 76 olabilirsin abi? İşte Halit sen nasıl bir 76'sın falan. Asla böyle bir şey yok. Benim boyum 1.87 onu bir tane bir kişi uydurmuş. Bunun üstüne böyle süre geldi o. Hani ben de bundan rahatsız olmadım başta ama artık bıktım. Ne olursunuz bana bu konuda mesaj atmayın. Benim boyum 1.87. Bunu ne olur yayınlayın olur mu? Gerekirse boyun kaç diye soru yazın yani. Bugüne kadar hiç lakabınız oldu mu? Olmaz olur mu ya? Halat derlerdi ilkokulda halat. İsmim Halit olduğu için halat diyorlardı. Esas lakabımı geçtik zaten.